Yüzüklerin Efendisi'nde Saruman'ın... Bir hobbitin Sauron'un iradesine karşı koyabileceğini mi sandın? Hiç kimse ona karşı koyamaz. Sünger Bob'taki Bay Yengecin... Of Tanrı aşkına Sünger Bob! İşi sen almadın ki! Anthony Hopkins ve daha nice aktörlerin o çok tanıdığınız sesi... Gördün mü? Beni öldürdü ve gömdü. Ama genlerinde uzun yaşam var ve önemli olan bu genler değil mi? Haritanın üzerindeki her şeyi inceleyecek kadar zamanım oldu. Her rotayı, her yolu ezberledim. Hepsi güvende. Hem de burada. Seninki Charles. Ve ne kadar korkutucu olsa da bu acı seni güçlendirecek. Neden öldürmüyorsun? Ben seni öldürürdüm. Belgesellerdeki bambaşka dünyaların anlatıcısı benim. Dünya birden büyüyebilir mi? Ben, Mazlum Kiper. Çok yıllarca önce başladım dublaj yaparak değil de babamın dublajlarını izleyerek. 6 yaşında işte götürüyordu beni. Kendi çevirdiği filmlerde dublaj yaparken ben de orada bulunuyordum stüdyoda. İzliyordum nasıl yapıyorlar diye. Sonra işte 1952 yılında Sami Ayanoğlu'nun Bozkurt Obası diye bir filmi vardır. Karacabeyhar aslında Bursa'da çekilmiş olan. Orada da biz Bora Ayanoğlu'yla ve benim kardeşim Baki Küper'le küçücük roller oynamıştık. 52 yılında ben 6 yaşındayım o zaman. Onların tabii dublajını yapmak durumunda kaldık. Ve ilk dublaja öyle başladık. Yavaş yavaş işte öyle gelişti. Sonra tiyatroya başladım. 1964 yılında 15 Ocağı'nda. Kasım'ında da Ekim'in sonunda da ilk dublajımı yaptım. Sacide Hanım vardı Allah rahmet eylesin o zaman. Yönetmen oydu. Ben de onu çocukluğumdan beri tanıyorum. Bizim eve çok gelir giderdi. Babamın ve annemin yakın arkadaşıydı. O zamanlar tabii böyle kolumuzdan tutardı Sacide Hanım. Gireceğimiz zaman sıkardı. Biz hemen lafa başlardık. Olmadı bir daha tekrar, olmadı bir daha tekrar. Zaten küçücük sahneler en az 5-10 defa tekrar edilerek alınırdı. Öyle başladık dublaj yapmaya. Günün birinde işte Sacide Hanım dedi ki Mazlum dedi ben senin bir başrol konuşmanı istiyorum dedi. Ama dedim Sacide teyze yani ben daha oralarda değilim nasıl konuşacağım ki? Konuşursun sen dedi. Hiç acele etme yavaş yavaş konuşursun dedi. Zaten dedi 2 güne yayacağız dedi. Oo 2 gün dedim ben 2 gün buraya mı geleceğim? Evet buraya geleceksin. Derken işte bitti. O yayınlandı. O yayınlanan filmi seyrettim ben. Gül gül canım çıktı. Çünkü... Her seferinde sesim biraz değişmiş. O zaman genciz, tutturamıyoruz yani. Adam böyle konuşmuş, sonra da böyle konuşmuş falan. Çok değişmiş sesim. Yani 2 gün içerisinde çok farklı olmuş. O çok hoşuma gitmişti benim. Konuşmadığım aşağı yukarı kimse kalmadı. İşte Anthony Hopkins, Sean O'Connery, ondan sonra Morgan Freeman, Jack Nicholson bunları seslendirdim. Tabii büyük de haz alıyorum çünkü zaten hani büyük bir zevkle seyretmiştim filmlerini, birçoğunu bunların. Günün birinde benim konuşacağımı düşünmeden seyretmiştim. Bir gün gelir de ben bunları konuşurum falan dememiştim yani ama onların... Önüme gelmesi vay be biz de o yaşa gelmişiz oluyor. Ondan sonra konuşuyorsunuz. Büyük bir zevk alıyorum tabii onları konuşmaktan. Özellikle de çok güzel filmler olduğu zaman. New York polisinde 30 yıldan uzun zamandır polisim. Bu esnada 14 kişiyi öldürdüm. Sauron eski gücünün çoğunu topladı.
Henüz ete kemiğe bürünemedi ama ruhu gücünden bir şey yitirmemiş. Gizlendiği o hisarın içinden her şeyi görüyor. Bana vermeyi düşündüğü ilaçla ilgili her şeyi öğrenmek istiyorum. Akciğerleri harap ettiğini duydum. Gelecek ay kongreye katıldığımda gırtlağımdaki bir delikten nefes almak istemiyorum. Sean Connery'yi çok seslendirdim. Başka filmlerinde de seslendirdim. Ama sonra DVD'lerini, James Bond'ların hepsini benim sesimle aldılar. Tabii yani James Bond'u seslendirmek zor. Çünkü Sean Connery'nin bir stili var. Bir hakimiyeti, bir duruşu var şeyde oyuncu olarak da. Onu böyle çok dikkatli seslendirmek gerekiyor. Dolayısıyla benim için büyük bir keyif. Zor olan tabii ki animasyonlar, çünkü orada çok farklı şeyler seslendiriliyor. Toplantınızı bölmek istemem ama geldiler! Herkes bahçede! Kesinlikle önümüzdeki ayın satış listesindeyiz. Dikkat etsene sen! Özür dilerim oynak surat. Yok ben almayayım. Ben 20 yıldır Goofy'yi seslendiriyorum. Çok farklı bir şey, benim sesimle hiçbir bağlantısı yok ama o tür şeyler Amerika'ya gönderiliyor 3-5 ses. Onlardan birine onay veriyorlar. İşte bana onay verdiler ve bir daha da kimse konuşmadı Goofy'yi. Dolayısıyla yani bunu seslendirirken nasıl yapacağınız çok önemli. Ben itiraf ediyorum. Ben yaptım. Çilekleri ben yedim. Sana nasıl teşekkür edeceğimi bilemiyorum. Önemli değil dostum. Pekala çocuklar, şimdi birbirimizden ayrılmayalım. Ah ya. Ne kadar da heyecanlılar ya. Oo, bir bakalım. Bir, evet, iki, evet, üç, evet, dört, evet. Hiç. Ne? Ona hiç ceza kesmedim. Ön kontrolden başarıyla geçti. Ne? SpongeBob'da Bay Yengeç'i konuştum yıllarca. Ondan sonra o da çok farklı bir ses tabii. Benim sesime yakın ama gene de farklı bir ses. Sünger Bob, canım oğlum benim. Senden şüphe duyduğum için üzgünüm. Bu hatayı bir daha asla yapmam. Belgeseller öyle değil. Belgeseller, yani işte Morgan Freeman'ı çok konuştum. Gayet düzgün bir anlatım duygusu var. İşte onun bir konuşma tarzı var. Onu yakalayıp konuşabilirsiniz. Dünya üzerinde bir yere gidecekseniz sadece bu üç boyutu kullanabilirsiniz. Gerçekliğimizdeki her yeri tanımlıyorlar. Taksi şoförleri genelde şey diyor. Nereye gideceğiz abi diyor. İşte şuraya diyorum ben. Duruyor adam be. Ben sizi diyor her gece dinliyorum diyor. Nereye gideceğim kaynıyor arada yani. Roller tabii daha farklı. Yani çok sabır isteyen, gözlem isteyen bir iş bu. Ve dolayısıyla şimdi siz oynamıyorsunuz da, ben oyuncuyum tabii, sahneye çıkıp oynamayı seviyorum. Ama burada oynayamıyorsunuz çünkü orada adam oynamış, o ne oynamışsa siz ona o duyguyu vermeye çabalayacaksınız. O da kolay değil, sesinizle yapıyorsunuz bunu bir tek, yani vücudunuzla değil, oturduğunuz yerden. O adamın o duygusunu vermeye çalışıyorsunuz. Şimdi Morgan Freeman'ı mesela belgeselde seslendirmek başka bir şey. Oynadığı filmlerde, bir rolde seslendirmek çok farklı bir şey. Bir değişiyor, çok farklı olabiliyor. Oyunu eşitlemeye çalışıyorum. Sanki ayak ağırlıkları ve palet giymiş biriyle oynuyor gibiyim. Böyle devam et Ajan Rhodes. Böyle devam et. Moda'da Morgan Freeman'ın belgeselini seslendiriyorum. Bir arkadaşımız geldi. Abi dedi, Morgan Freeman şu anda dedi Bahariye'de Süreyya Operası'nın oradan yürüyor dedi. Dedim çağırsaydın da burada kimin seslendirdiğini bir görseydi. Böyle şeyler oluyor yani. Morgan Freeman nerede, benim seslendirmem nerede? Adam kalkmış gelmiş Bahariye'de yürüyor. Ben de işte 500-600 metre ileride bir stüdyoda onu seslendiriyorum. Tabii karşılaşmadık hiç ama böyle şeyler var. Tabii çok güzel bir şey onları seslendirmek. Çok hoş roller. İlgi çekici tabii bütün onları konuşmak. Benim için bir tarih oluyor. Yani onlar işte bazen ben tabii
Onları izleyemiyorum yani, sadece seslendirmekle kalıyorum. Seninle çalışmayı kabul ettim. Gezegenimiz var olabilsin diye. Ben asla senin için çalışmam. Aradaki farkı unutmasan akıllılık edersin. Güçlerim 1973'te yoktu. Logan, zamanında senin için yaptığımı benim için yapmalısın. Yol göster, rehberim ol. Bu Pandora hiç çaktırmadan işini birdenbire bitirir. Sicilini gördüm onbaşı. Venezuela, çok kadar bir yerdir. Ancak burası kadar değil. Yürekliymişsin evlat, bu mahalleye gelmek zordur. Yaşlandıkça ses daha farklı bir hale geliyor. Yani sigara içiyorsanız, ki ben içmiyorum. Ondan sonra işte onlar da etki ediyor. Sesi biraz daha yaşlandırıyor. Ama yani canlı tutmak için teknik bir takım şeyler yapıyorum. Yapmak lazım. O zaman o sesle oynayabiliyorsunuz. Yani biraz daha gençleştirebiliyorsunuz. Tabii oturup çocuk konuşacak halim yok ama yani daha genç bir hale getirebiliyorum. Adamın gençliğini de konuşabiliyorum. Hatta öyle espriler de yapıyorum. Oo diyorum, bana 40 yaşındaki adamı konuşturuyorsunuz vallahi. Dinle. Kusura bakma ama kendine bir iş bulmalısın. Sana soran olmadı. Tamam. Bana ilk caddeyi oku. Soldan 12. bulvar, güneyden 9. cadde, sağdan 3. viyadük. Teker. Soldan 12. bulvar. Zor bir iş tabii, sabır isteyen bir iş. Çünkü teksti hemen önünüze koyuyorlar. Daha önce hiç okumamışsınız, görmemişsiniz. Adam ne diyor, nasıl anlatıyor onu da bilmiyorsunuz. Bir başlıyor, siz de böyle gidiyorsunuz işte. Ama tabii yıllar geçince artık bu işte profesyonelleşiyorsunuz. Zorlanmıyorsunuz yani, biliyorsunuz yani. Bu böyle konuşur, şu şöyle konuşur, öteki bunu yapar. Siz de böyle girip konuşuyorsunuz, devam ediyorsunuz. Yani bu iş böyle birazcık. Bir de tabii sesi alacak olanların sizi tanıması, sesinizi uygun bulması gerekiyor. Şimdi 3000 kadar profesyonel oyuncumuz var bizim. Bunun 300'ü ancak dublaj yapıyor. Neden derseniz, çünkü zor bir iş. Yani onların sesi belki benden de daha güzel, daha da güzel telaffuz ediyorlar falan ama yani bu işe girmek çok zor bir iş. Sabır istiyor. Ondan sonra sükunet istiyor. Kendinizi iyi dinlendirmelisiniz. Ondan sonra ruhunuzu o şeyin içerisine vermelisiniz. Çünkü oynamayacaksınız ama sesinizde onu canlandıracaksınız. Yani böyle zor bir iş. Onun için herkes yapmıyor bunu.